Herkese merhaba. Değerli öğrenci adaylarımız, ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. İsmim Profesör Doktor Alper Akçalı. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü de yürütüyorum. Hastanemizdeki mikrobiyoloji laboratuvarında sorumlusuyum. Burada sizlere mutlu olan öğrencilerimizi göstermek istedim. Eğer sizler de aramıza katılırsanız tıp fakültemizde yüzleri gülen öğrencilerimizden olacaksınız. Tıp fakültemizle ilgili güncel bilgiler, ders programları, müfredat ve diğer duyuruları tıp.comu.edu.tr adresinden izleme şansınız mevcut. Özellikle yurt dışı ile ilgili planları olan öğrencilerimiz için başlangıçta bir bilgi vermek istiyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi World Director of Medical Schools listesinde yer alıyor ve bu size şu anlama geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne başvuru yaptığınız zaman yurt dışından gelen öğrencilerin katıldığı sınavlara girme hakkına sahipsiniz. Ülkemiz içinde de öğrenci seçme yerleştirme sınavının kılavuzlarında da gördüğünüz üzere birkaç yıldır fakültelerin akredite olmasıyla ilgili bilgileri görmektesiniz. Fakültemizin de bu yıl Ocak ayı itibariyle akreditasyonla ilgili süreçleri tamamlanmış durumda ve 2026 yılına kadar da akreditasyonumuz Türkiye'de tıp eğitim programlarını değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından da bu güncellenmiş ve tanınmış durumda. TEPDAT'ın verdiği akreditasyon uluslararası olarak tanınmış bir akreditasyon olup yine yurt dışındaki okullarda ihtisas yapmanız planlarınız varsa ya da yurt dışında çalışmak istiyorsanız fakültemizden alacağınız diplomanın geçerlilik ve kuvvetini artıran bir faktör oluyor. Bunun dışında akreditasyon ne demek? Bizim eğitim müfredatımızın Türkiye içerisindeki tıp fakültelerinde verilmesi gereken azami ölçütleri sağladığını, eğitim yöntemlerinin güncel tıp eğitim metotlarını uyguladığını, öğrenciler için geliştirilmiş planların olduğunu, ayrıca öğretim üyeleri ile ilgili mezuniyet sonrası eğitimlerin ve değerlendirmelerin devam ettiğinin de bir göstergesi oluyor. Üniversite hastanemizin daha önceki küçük binasından yeni bir binaya taşınma süreci de 2 yıldır tamamlanmış durumda. Burada hastane binamızı görüyorsunuz. Dekanlık binamıza hemen çok yakında yürüyerek gidip gelebildiğiniz ve çok merkezi yerleşimde bir bina. Özellikle yeni tamamlanmış olması, içinin modern olması ve teknik donanımlarının da yeni ve güncel olması hastane hizmetlerinde de sizin güncel pratikleri yapabilmenize imkan sağlayacak bir durum oluşturuyor. Öğrencilerimize her yıl biz önlük giydirme törenleri yapıyoruz. Bu yıl yaşadığımız Covid pandemisi sürecinde belki bunları yapamayacağız ama biz öğrencilerimize okulumuza geldiği günden itibaren bir hekim olarak görmeye başlıyor ve onları en iyi şekilde yetiştirmeye amaçlıyoruz. Eğitim müfredatlarımızı sürekli güncelliyoruz ve güncel tıp eğitim yöntemlerini kullanmaya çok özen gösteriyoruz. Eğitimde özellikle bilgisayar destekli yapılanmalarımızda kurduğumuz bilgisayar laboratuvarı ile birlikte sunuyoruz. Burada özellikle histoloji ya da diğer biyoistatistik gibi eğitimlerimizi yine bilgisayar destekli olarak verme şansımız mevcut. Bizim eğitimimizin sonucunda sizlere kazandırmak istediğimiz özellikler var. Bir tıp hekiminin mezuniyetinin sonrasında özellikle sahip olması gerektiğini düşündüğümüz 7 tane alanı biz önemsedik ve bunlarda sizleri yetiştirmeyi planlıyoruz. Ve 7 yıldızlı tıp doktorları olarak bizim fakültemizde başladığınız zaman mezun etmeyi düşünüyoruz. Bunlar neler? Profesyonel olmanızı yani mesleğinizi gerçek şekliyle yapabilecek yeteneklere sahip olmanız, sağlık savunucusu olarak sahaya çıkmanız, sağlığın iyileştirilmesi, toplum sağlığının öncellenmesi ve sağlığın toplum için yürütülmesini sağlamanızı istiyoruz. Ekip üyesi olarak sağlıkta bir ekip anlayışını benimsemenizi
için yetiştirme planlarımız var. Bir diğer nokta danışman olabilmeniz. Siz hem hastalar hem sağlık ekibi tarafından danışıldığı zaman bilgileri verebilecek, aynı zamanda da eğitici yetenekleri de kazanmanız gerekiyor. Tıp hekimlerinin diğer önemli vasıflarından birisi de kazanması gereken yöneticilik ve liderlik vasıfları. Burada da neyi kastediyoruz? Siz mutlaka bir ekibi yöneteceksiniz ve bazen mezunlarımıza söylüyoruz, mecbur hizmete gittiğinizde belki ilk yılınızda başhekim olacaksınız diye. Dolayısıyla sağlık ekibinde yönetebilir ve liderlik edebilir vasıfları kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bir bilim insanı olarak da becerilerinizin olması gerekiyor. Bir mezuniyet sonrasında hekimlik mesleğinizi ilerletebilmek ve yerinde saymamak için bilimsel makaleleri okuyabilir, bilimsel araştırmaları değerlendirebilir ve hatta kendinizin de yardım almadan bir bilimsel araştırmayı yürütebiliyor olmanızı sağlayacağız. Hekimlerin iletişimcilik özellikleri de önemli vasıflarından bir tanesi. Özellikle toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla da ve sağlık ekibiyle de görüşmelerinde etkili bir iletişimi kurabilmeleri için size yetenekler kazandırmaya çalışacağız. Tıp eğitim müfredatımız Türkiye'deki bildiğiniz şekliyle 6 yıl. Fakültemizde tamamıyla Türkçe tıp eğitimi vermekteyiz ve 3 eğitim evresinden oluşuyor fakültemizde eğitim. İlk 3 yıl entegre ve yapılandırılmış klinik öncesi dönemden oluşuyor. Burada yatay ve dikey entegrasyonları sağlanmış bir eğitim programımızı güncelledik. Yine web sitemizden bu eğitim programlarını görme şansınız mevcut. Entegre dediğimiz sistemde ders geçme sisteminden ziyade komite sınavları ile birlikte yapılan değerlendirmeleri görüyorsunuz. İkinci evremiz 4. ve 5. yılda klinik bilimler. Burada stajlar dediğimiz şekilde eğitimlere başlıyorsunuz. Daha çok hastane içerisindeki temel bildiğiniz iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları, doğum, çocuk hastalıkları ve diğer küçük stajlar olarak tanımlanmış branşlarda daha çok hasta başı ve uygulamalı eğitimlerinizi sağlıyorsunuz. Son yılımız ön hekim olarak adlandırdığımız intern doktorluk eğitimi. Burada yine bizim çok güçlü yönlerimizden bir tanesi hastanenin dışında da halk sağlığı ve aile hekimliği sistemi içerisinde de sizin eğitiminizin yapılabiliyor olması. Çanakkale'nin güzel avantajlarından bir tanesi çok büyük bir şehir olmaması ve şehir içerisinde bu alanlara kolay ulaşımın mümkün olması. Halk sağlığında pek çok birinci basamak sağlık hizmeti dışında toplum sağlığı ile ilgili hizmetlerinde neler olabileceğini değerlendirecek eğitimler alabiliyorsunuz. Aile hekimliği stajında da yine bir aile hekiminin yanında en az bir ay geçirerek aile hekimliği uygulamalarını şimdiden gözlemleyebiliyorsunuz. Sınav sistemi genelde sık sorulan bölümlerden bir tanesi olabiliyor. İlk 3 yıl komite ara sınavlar ve mutlaka final sınavı var. Komitelerin %40'ı, finalin %60'ı ortalamayı alıp 60 üzerinde not alındığı zaman dönem başarı notu olarak değerlendiriliyor ve herkesin finale girme şartı var. Fakültemizin akreditasyonunun sizlere sağladığı avantajlar neler? Bizim fakültemiz içerisindeki her alanda öğrenciyle etkin bir iletişimimiz yürütülüyor ve bunu da sağlayabilmek için Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu kurulmuş durumda. Burada ne sağlanmış oluyor? Öğrencilerin eğitimde temsiliyet hakları var ve düzenli olarak kendi aralarında ve bunun yanında eğitim yönetimiyle toplantılarını gerçekleştirebiliyorlar. Burada yine Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu'nun Sayın Dekanımızla birlikte yaptıkları bir toplantı görüyorsunuz. Bu aylık toplantılarda eğitimle ilgili ya da aklınıza gelebilecek her türlü sorunlarınızı dekanlığımıza iletme şansını da çok rahat bir şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Öğrenci topluluklarımız mevcut. Yine bunlardan en yaygın olanlarından bir tanesi uluslararası olarak da tanınan Medical Students International Committee olarak söylediğimiz birliğin, Türkçe'ye çevirsek Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği'nin Çanakkale Şubesi de var. Yine kendilerinin sosyal faaliyetleriyle birlikte yine yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarına da katılabiliyorsunuz.
Bunun dışında yurt dışına gitme imkanları olarak üniversitemizin Erasmus anlaşmaları var. İtalya, Portekiz, Romanya gibi ülkelerde tıp fakültemizin öğrenci değişim programları mevcut. Başta da anlattığım gibi fakültemizden mezun olacağınız zaman 7 yıldızlı bir hekim olmanızı sağlamak için elimizden gelen tüm programları ve değerlendirmeleri yaptık. Ve mezun ettiğimiz hekimlerin profesyonel olmasının, sağlık savunucusu olmasının, ekip üyesi, danışman, yönetici, lider, bilim insanı ve iletişimci olarak mezun olmalarını destekliyoruz. Biz 2007 yılından itibaren Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde öğrencilerimizi kabul etmeye başladık. Şimdiye kadar 8 tane mezuniyet dönemi tamamladık. Temmuz 2020'de de öğrencilerimize yeminlerini ettirerek mezun ettik. Tıp fakültemizin amaçlarını kısaca özetleyecek olursak, bizim yetiştirdiğimiz hekimlerin insanlık için önce iyi insan olmalarını, bunun yanında da iyi hekim olmalarını yetiştirmek üzere öncelikliyoruz. Şimdi genel olarak fakültemizin tanıtımı ile ilgili benim sizlere sunmak istediklerim bunlar. Sizin ekstra sormak istediğiniz konular olursa buradan cevaplayabiliriz. ÖSYM kılavuzlarında görmüşsünüzdür. 13 binler civarında kapatıyoruz. Her yıl kontenjan yaklaşık 10 öğrenci kontenjanı kadar artıyor ve bu da sıralamada 200 ila 300 kişi arası bir sıralama genişlemesine sebep oluyor. Tercih yaparken bunları da bu yıl için planlayabilirsiniz. Çanakkale çok güzel bir şehir, öğrenci dostu şehir. Güzel şehir olması dışında da üniversitemizin genç olması, dinamik olması, fakültemizin de yine öğretim üyelerinin de genç ve dinamik olması, sizlerle iletişimlerinde oldukça kolay ve etkili olmasını sağlayabiliyor.